Şey, parlak cilt hocam. Ha, cildinizi parlatmak istiyorsanız yani Beni gel. görüp de hocam bu cildine ne yapıyor diye sormayan bir hanımefendiye rastlamadım. Ne yapıyorsunuz hocam? Evet. Yani söylüyorum çok özel bir şey yok. Yılda en az iki defa maydanoz limon kürü uygularım. En az iki defa da lahana kürü uygularım bu. Yani lahana kürü müthiş bir şey. Bak doğru maydanozu almış. Teşekkür edelim yani. Bak küçük köy maydanozları. Bizim mesela cildinizin ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız işte bu maydanoz. Evet. Tamam. Şimdi burada 15-16 tane saplarıyla beraber elinle vur kızım onu. Ha. Bak bunların uçları kahverengileşmemiş. Evet. Eğer uçları sap uçlarında kahverengilik varsa onu bıçakla yarım santim içeriden keseceksiniz. Evet. Mis gibi de kokuyor işte bu şey. Ne yaptık? 16-17 tane saplı maydanoz, 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 1 bardak da su. Evet. Sonra bunu çevirmemiz gerekiyor hocam. blenderdan en aşağı 1 dakika. Tamam. Bunu yaklaşık siz daha bir dakika falan yapın burada bir sadece demo için Göstermiş böyle. Posasıyla beraber sabah aç karnı. Bak deri altında cildinizdeki iltihapları dışarı atar. Cildiniz ışıl ışıl parlar. Karaciğerinizde yağlanma varsa Allah'ın izniyle %99,999 o karaciğer yağlanması yok olur. Ben bunu sabah aç karnına, bunu sabah aç karnına içeceksiniz. En erken 10 dakika sonra şey yapabilirsiniz. Yemek yiyebiliriz. Kahvaltı Kahvaltınızı yapabiliriz. yapabilirsiniz. 15 gün yapacaklar bunu zaten. Evet, Sabahları aç beş karnı. gün ara vereceksiniz, sonra tekrar bir 15 gün. Muhteşem. Bak, tıpta bu şeyin çaresi yok. Karaciğer yağlanmasının yok. Yok. Yani şeye bakıyorlar genelde. Karaciğer yağlanması olanlarda AST değerinin üstündedir. Şöyle bir bakıyor ya hepsi normal aralıklarda diyor. Yani ALT ve AST'nin 40'ın üzerine çıkmaması lazım. Bir bakıyorsunuz ALT 35 normal aralıkta. AST ise 20. 15 birim daha yüksek duruyor ALT. Bu ne demektir biliyor musunuz? Normal sınırlarda olmasına rağmen %100 karaciğer yağlı demektir. Ha, iç organ yağlanmalarını spor yaparak, koşarak ancak %1-2 birim şey yapabilirsiniz, eritebilirsiniz diyeyim. Yoksa iç organ yağlanmaları diyetle veya spor yaparak yok olmaz. Yoksa millet kalp damarlarını ne yapardı? Yağını eritirdi. Evet. Öyle değil mi Hüseyin? Yok işte olmuyor. Bu iç organ yağlanmaları çok farklı bir şeydir. Allah korusun karaciğer yağlanması tıp fakültesine giden her öğrenciye öğretirler. Karaciğer yağlanması ne kadar yüksekse kalp krizi oranı da geçirme riski de o kadar yüksektir. Siroza dönüşme yani üçüncü, dördüncü derecede zaten fibroz ve siroz gelişimi. Şimdi alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasından dolayı insanlarda siroz çoğaldı. Çünkü artık gıdalar doğal değil ya. İnsanlar istediğini alamıyor. Doğal olmadığı için yakışıklı ya içi eksik. İçi eksik Hüseyin tam olarak alamıyor. O gıdadan istediğini vücut yok. Yani bu norm mesela bir arabaya benzin yerine işte sulandırılmış benzin koymak gibi Ha, bir şey. onun gibi işte İşte o araba ne eksik bir olur? şeyler. Tabii anormal çalışır. Gider 2 kilometre sonra Aferin kalır. Hüseyin. Çok güzel bir örnek tabii. Yani olacağı bu.